Música arkadaşlar şimdi objelerimizi ne yapmamız gerekiyor biraz onlardan bahsedelim. Hemen bunu seçiyorum. Burada da bir tane modifier'ın hala kaldığını görüyorsunuz. Ctrl A veya bu kısımdan da bunu onaylayabilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu objelerimizi artık tek parça haline aslında getirebiliriz diye düşünüyorum. Hepsini seçiyorum. Ctrl J diyerek bunlar tek parça haline getirdim. Hemen objemi şöyle yapıyorum. W kısmından tekrar geometrisini ayarlıyorum. Bunu da hemen şöyle yapalım istiyorsanız. Bu kısımdan şöyle yapalım ve objemi merkez merkeze yolluyorum. Yani kürsörün olduğu yer zaten merkezdeydi. Eğer sizde mesela kürsörünüz farklı yerlerdeyse şöyle gördüğünüz gibi Shift S'den birinci seçeneği seçtiğiniz zaman kürsör merkeze gidecekti. Objeniz de farklı yerlerde ise yine buradan sekizinci seçeneği seçtiğiniz zaman objeniz merkeze gidecekti. Bunu da şöyle hemen biraz yukarı doğru taşıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Shift -A'dan bir tane küp ekliyorum. Yine Tab ile Edit Mode'a girdim. Bu kısımda Edit modda yaptığınıza dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ilerleyen kısımlarda buna bevel işlemi uygulayacağımız zaman eğer bunu obje modda küçültme işlemler yapıyorsanız hatalar alabilirsiniz bazı noktalarda onu da söyleyelim. S tuşu ile bunu şöyle yapalım. Hatta direkt S.1 yazalım. Sonrasında bunu şöyle biraz kenara kadar çekiyorum. 3 ile face Selection moduna geçiyorum. Burayı seçiyorum. Bunu şöyle göz kararı belli bir yüksekliğe getirip bırakıyorum arkadaşlar. Burada biraz dediğim gibi göz kararı ayarlayabilirsiniz. Alttaki kısmını da seçiyorum. Şöyle tam objemin altına daha doğrusu objemi şuradaki x ekseninin tam hizasına gelecek şekilde ayarlayıp bunu da bırakıyorum. Alt ile hepsini seçiyorum. Belki bunu biraz daha inceltebilirim. Scale Shift Z diyorum. Yani Z ekseni hariç objemi küçült diyorum. Baktığım zaman gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Belki bir tık şöyle büyütebilirim. Tamamdır. Şimdi Ctrl B ile buna şöyle hafif biraz bevel işlemi uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra objeme bir tane ne ekleyebilirim? Mirror Modifier ekliyorum. Çünkü objemi merkez eklemiştim. Edit modda bu objeyi taşıdığım için objenin merkezini hala burası olarak baz alıyor. O yüzden buradaki yaptığım işlemler otomatikman bu tarafta da simetrik bir şekilde gösterecek arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen diğer kısımların yapımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi bundan herhangi bir parçayı seçtikten sonra kontrolü L diyorum. diyerek bunu yukarı doğru biraz taşıdım. Kopyaladıktan sonra taşıdım. R Y yaparak 90 derece döndürdüm. Bunu biraz şöyle taşıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Scale Shift X yaparak bunu X eksenine hariç şöyle biraz genişletiyorum. Gayet güzel selection dedim. Bunu ayrı bir obje haline getirdim. Buradan mirror'ını bunun kaldırıyorum. Bunu şöyle tam ortaya gelecek şekilde koyuyorum. Bunu da şöyle taşıyorum. Bu arada objemizin biraz daha kalın olarak yaptığımı görebiliyorsunuz. Yine W'ye basıyorum ve bunun da geometrisini yeniden ayarlıyorum arkadaşlar. Top ile edit moda girdim. Buna belli bir sayıda şöyle Ctrl V ile loot cut atıyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Burada hafif şöyle deformasyonlar yaparak objemi böyle sanki girinti çıkıntı var varmış gibi görüntüye kavuşturuyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ne yapacağız? Şu kısımları bir şeyler ekleyelim. Hemen geliyorum arkadaşlar. tabi ile moda girdim. Şöyle yandan görünüm moduna geçiyor Kontrol ediyorum diyorum. Shift yine kopyaladım. Hatta bunu biraz şöyle küçültelim. Direkt şöyle belli bir miktar küçültüyorum. Kontrol L dedim. Scale Shift Z diyorum. Z ekseni hariç. Biraz bunu incelttim. ve 45 derece yaparak bunu şöyle 45 derece döndürdüm. Bunu biraz daha belki küçük küçültebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Ctrl L dedim. Tekrar V 45 derece dönder dedim. Bunu şöyle tam şöyle kenara getirip koyuyorum. Bakıyorum gayet güzel gibi durdu arkadaşlar. Şimdi Shift D ile bunu kopyalıyorum. Şöyle çektim. R 180 derece dönder dedim. Bunu da şöyle hafif içine girecek şekilde bırakıyorum. Bakıyorum gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bunların hafif altına da aslında bir dikme tarzında bir şey yapalım. Shift D'ye kopyalıyorum. V, Z 180 derece döndürdüm. Bunlarda hafif biraz daha küçük yapabilirsiniz. Şöyle getirdim koydum. Burayı seçiyorum. Şöyle taşıdım. Ctrl, L, Shift, D V, Z, 180 yazdım. Bunu da şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra aslında şöyle de bir şeyler ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yine şuradaki parçayı seçiyorum. Ctrl L dedim. Shift D kopyalıyorum. Bunu da P Selection diyerek ayrı bir obje getirdim. Buradan da Mirror'ı kaldırabilirim. Tekrar W'den bunun bir geometrisini ayarlayalım. Ve Y 90 derece döndür dedim. Şimdi bunu da şöyle göz kararı ilk başta bir koyalım. Şöyle olabilir diye diye düşünüyorum. Tamamdır. Tab edit moda girdim. Bunu seçiyorum. Bunu da şöyle gelecek şekilde koydum. Bunu da şöyle koyuyorum. Gayet güzel. Ctrl L dedim. Scale, Shift X diyerek bunu da X ekseni hariç şöyle küçültüyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle biraz içine gelecek şekilde ayarlayabilirim. Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz şöyle açılı bir şekilde ayarlıyorum. Scale, Shift X yapıyorum tekrar. Evet, bu şekilde olabilir. Gayet güzel shift ile kopyalıyorum. Şöyle getirdim. Bunu da şöyle koyuyorum. Evet baktığımız zaman böyle bir görüntümüz oluşmuş oldu. Hatta şu kısımlara bile biraz girintiler çıkıntılar ekleyebilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Bunu da biraz şöyle çekiyorum. Bunu da biraz şöyle taşıdım. Aynı işlemi buralarda yapabiliriz. Hatta burada mesela biraz şöyle taşıdım. GG yapıyorum. Bunu da şöyle ayarlayabilirsiniz. Bunu seçiyorum. Bunu da şöyle ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemi buradaki direkt kısımlarında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hatta ilk başta şunları da yapalım. Sonra direkt kısımlarını yaparız. Şurayı alt ve sağ klik ile komple seçiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle taşıdım. Bunu seçiyorum. Bunu da biraz şöyle aşağı taşıyorum. Yine aynı şekilde buralarda da bu işlemleri yapabilirsiniz. Alt sağ klik ve böyle hafif sağa sola taşıma işlemi yapıyorum. Yani o kadar çok detaylı bir işlem buralarda yapmıyorum. Şimdi burada artık mirror modifier ile çok bir işimiz kalmadığı için Ctrl A diyerek bunu kalıcı hale getiriyoruz. Şimdi tuple edit moda girdim. Yine bunlara da şöyle atıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle biraz çekebilirim. Bunu da biraz şöyle taşıyorum. Yine burada da şöyle biraz atıyorum. Bunu şöyle seçeceğim. Bunu da biraz şöyle taşıyorum. X80'in dafi. Bunu da biraz şöyle taşıyorum. Bunu da biraz şöyle taşıdığım zaman gayet güzel bir şekilde de bunu halletmiş oldum. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Buradaki tavan dediğimiz kısımları kapatmaya geldi. Sonrasında bir tane ip falan tarzda bir şey ekleriz. Hatta şey mi yapalım? Aynen buradaki tutma tarzında bir saf falan tarzında bir şeyler yapalım. Ondan sonra tamam kısmına geçersek bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu objelerin hepsini seçiyorum. Ctrl J diyerek bunları da birleştirdim. Artık bunlar da tek parça halinde oldu arkadaşlar. Şimdi ilk başta ipimizin geleceği şuraya düz bir şekilde bir şeyler ekleyelim. Shift -A'dan bir tane Circles objesi ekliyorum. Bunun Vertex sayısını şöyle yapalım. Direkt 7'ye kadar düşürüyorum. Sonrasında GZ yaparak bunu biraz yukarı taşıdım. Şöyle yapalım. Yandan görünüm moduna geçiyorum. V, Y 90 derece döndür dedim. Bunu şöyle biraz küçülteceğim. Bu arada şöyle bir küçüklük benim için yeterli gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu GX yaparak şöyle dışarı kadar taşıyorum. Tab ile Edit Mode'a girdim. F ile buna bir yüzey oluşturdum. Extrude diyerek bunu şöyle dışarıya kadar çekiyorum arkadaşlar. Bunu biraz daha şöyle çekebiliriz. Çünkü buraya tutma tarzında bir sap tarzında şeyler yapacağımız için burayı bir tık daha şöyle uzun tutabilirim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oluşmuş oldu. Eğer bunu istiyorsanız bir tık daha yukarı taşıyabilirsiniz. Ben pek taşımayacağım. Burada seçiliken cursor buraya taşıyorum arkadaşlar. Tap ile obje moduna döndüm. Bir plane ekliyorum. Ve Y yeah, 90 derece döndür dedim. Scale ile bunu şöyle olabildiğince küçültüyorum. Tap ile dıt girdim. Burayı şöyle biraz aşağı çekiyorum. Scale Y yeah yaparak da bunu şöyle biraz küçültüyorum. Bunu biraz şöyle küçültebilirsiniz. Evet gayet güzel. Hepsini seçiyorum A tuş ile. Bunu biraz şöyle içeri taşıyabilirim. Bakıyorum güzel gibi durmaya başladı. Extrude yapıyorum. Baktığım zaman böyle bir sap tarzında bir şey yapmış olduk. Şimdi Hemen şuradaki yüzeyi Shift ile kopyalıyorum. Bu biraz daha küçük bir şey istediğim için S tuşu ile bunu biraz daha küçültüyorum. Hatta biraz daha küçültüyorum. Bunu şöyle biraz dışarı taşıdım. Şöyle bir şey olabilir ve Extrude diyerek de bunu şöyle bir Extrude işlemini uyguluyorum. Hatta şu kısmını biraz şöyle küçültebilirsiniz. Ctrl L diyorum. Scale Shift X diyerek bunu X eksen hariç biraz daha şöyle küçülttüğümüz zaman böyle bir görüntü bizlere karşılamış oluyor. Burada dediğim gibi ölçüler tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi neye geldi? Burada ip tarzında bir şey yapacağımızı söylemiştik. ondan ben şöyle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki edge kompleti seçiyoruz arkadaşlar. Shift değilen bunu kopyaladım. Şöyle x ekseninde taşıyorum. Daha doğrusu yüzeyi bile seçebilirsiniz. Burada hafif şöyle bir sıkıştırma uyguluyorum. Hatta biraz daha şöyle büyütebilirim. Sonrasında klavyeden i'ye basarak bir insert işlemi uyguluyorum. Hafif içe girecek şekilde ayarlayabilirsiniz. X'e basıp face diyerek burayı siliyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum herhangi bir parçası Ctrl L P Selection diyerek bunu ayrı bir obje getirdim. Sonrasında A tuş ile seçiyorum. Extrude yaptım. Bu arada belirli bir kalınlık veriyorum arkadaşlar. Sonrasında Ctrl L dedim. Shift D ile bunu kopyalıyorum. Şöyle yanına gelecek şekilde bırakıyorum ve Shift R ile bu işlemi şöyle belli bir miktarda tekrarlıyorum. A tuş ile hepsini seçiyorum. Bunlar şöyle göz kararı ortasına gelecek şekilde bırakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Evet. Scale X yaparak da bunları şöyle biraz genişletip. Evet gayet güzel. Şimdi bunlar sırasıyla şöyle hafif rotationlar varmış gibi varyasyonlarla döndürebilirsiniz. Sanki burada farklı farklı bir görünüş varmış gibi yapabilirsiniz. Mesela ben burada şöyle hızlı bir şekilde yapacağım. Rx yapıyorum. Şöyle seçiyorum. Rx yaptım. Bunda şöyle sanki şurada açılı bir şekilde dönüyormuş gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunda şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapıyorum. Gibi gibi varyasyonlar bunlara yapılabilir yapabilirsiniz. Yani buradaki kullanım tercihleri tamamen sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Evet bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru sarkan ip tarzında bir şey daha ekleyelim isterseniz. Hemen şuradaki yüzeyi yine kopyalayabiliriz. Shift e yine getirdik. Şöyle önden görünüm modundayız. Şöyle biraz aşağı çekiyorum. Bunu da biraz şöyle scale yaparak küçültüyorum. Şuradaki iplerin herhangi birinin tam içine böyle girecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Extrude yaparak bunu da şöyle kuyumuzun içine doğru gelecek şekilde bıraktığımız zaman da bu şekilde ip kısmını halletmiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi çatı kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar hemen çatı kısmına başlayalım. Şöyle üstten görünüm moduna geçiyorum. Şöyle boş bir yere tıkladım. Shift A'dan bir plane ekliyorum. Tab ile Edit moda girdim. S tuşu ile şöyle küçültüyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra klavyeden E'ye basarak bir Extrude ile buna kalınlık veriyorum. Burada ne kadar verdiğinizin çok önemi yok. Yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Control L ediyorum. Şimdi buna biraz açı çevirebiliriz, döndürebiliriz. Ondan önce şöyle bir şey yapalım istiyorsanız. Şöyle rahat görebileceğimiz bir açıya bunu getiriyorum. Şimdi buna biraz hemen düzenlemeler yapalım. Şunu biraz şöyle küçültüyorum. Sonrasında Ctrl V ile buna bir loot katatıyorum. atıyorum. Burada farklı varyasyonlarda çatı tarzına yani kiremitler yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Birinci varyasyonumuz bu şekilde. Tap ile obje moda dönüyorum. Hemen W'den bunun geometrisini ayarlıyorum. Eğer sizde W ile bu menü açılmıyorsa buradan da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Shift ile bunu kopyaladım. Şöyle yanına koyuyorum. Şimdi ikinci varyasyonumuzu da hemen şöyle bir şey olarak yapabiliriz. Bununla biraz şöyle çekiyorum. Alt ve sağ klik ile bunu komple seçiyorum. Bununla şöyle biraz taşıyorum. Bunu da böyle bir şey olarak yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bunu biraz şöyle çıkıntılı yapalım. Sonrasında bunu da şöyle seçelim. Biraz şöyle değişik bir şeyler yapalım. Hop yanlışlıkla render moduna geçtik. Bunu da biraz şöyle büyütüyorum. Gibi gibi bu şekilde varyasyonlar çoğaltabilirsiniz. Yani burada aslında ne derler? Söyleyemedim ana aklıma gelmedi. Burada bir sınır yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış bir şey bunlar. O yüzden nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet gayet güzel olmaya başladı diyebilirim. Mesela bunu şöyle yapalım. Bunu biraz şöyle taşıyorum. Bunu da şöyle yapalım gibi. Evet bu şekilde varyasyonla çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Yine fazla uzatmamak adına siz buradaki varyasyonları kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar varyasyonlarımızı bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bunu bunları çatımıza yerleştirmeye başlayabiliriz. W'ye basıyorum hepsini seçtikten sonra bunların da şöyle bir geometrisini ayarlıyorum. Hemen şöyle yandan görünüm modundayken şöyle belli bir açıya getiriyorum. Bunlar şöyle tam üstüne gelecek şekilde bırakıyorum. Bunları da biraz şöyle içeri doğru çekiyorum. Evet gayet güzel. Tabi burada biraz ufak tefek şöyle düzenlemeler yapabiliriz aslında. Biraz daha şöyle içeriye girecek şekilde ayarlarsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet böyle biraz daha güzel. Bunları da şöyle biraz çekelim tamamdır. Aslında bu çatının kiremit yerleştirme işlemini en alttan başlarsak bence daha iyi olur. Çünkü üstüne koya koya gideceğimiz için bu şekilde olursa bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Hmm, böyle daha güzel aynı. Bunları da biraz şöyle dışarı doğru taşıyorum. Yani burada hafif bir saçaklık tarzında bir şey varmış gibi bir görüntü oluşturduk. Shift D ile bunları kopyalıyorum. Şöyle yanına doğru koydum. Bunları da şöyle seçelim. Biraz şöyle ortalama bir şekilde taşıyorum. Shift D ile bunları kopyalıyorum. Şöyle hafif biraz aç iletişim vererek üstüne koyuyorum. Bunlar aslında biraz daha şöyle küçülsek bence daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Scale yy yaparak bunlar şöyle biraz daha daraltıyorum. Evet biraz daha böyle küçük olmalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet bu şekilde olabilir. Tamam. Scale yy yaparak baktığı açıya göre bunlar da küçültmüş olduk. Şimdi bunları şöyle koyuyorum. Bakıyorum gayet güzel. Şimdi shift değine bunları kopyaladım. Şöyle üstüne koyuyorum yine arkadaşlar. Biraz hafif açı verip koyuyorum koyabilirsiniz. Şimdi burada objelerin farklı farklı yerlerini değiştirebilirsiniz. Daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani en azından birbirini tekrar eden objeler olmaz ve göze daha güzel gelir diye düşünüyorum. Burada yine bunları da yaparsanız sizin için daha iyi olur. Evet bunları da bu şekilde halletmiş olduk. Hemen şöyle seçiyorum. Hatta direkt alttakini seçelim. Shift değinen bunu kopyalıyorum. Şöyle belli bir açı verdikten sonra bunları da üstüne koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde de kısmını halletmiş olduk. Hemen bunları da şöyle hızlı bir şekilde seçiyorum. Bakıyorum tamam. Shift değnem kopyaladım. Y ekseni de çekiyorum. V, yani Z ekseninde 180 derece döndür dediğim. Bunları da getirip böyle koyuyorum. Ve en son olarak da bir tane zemin tarzında bir şeyler buna ekleyebiliriz. Şöyle kürsörü yine merkeze yollayalım. Bir tane ne ekleyebiliriz arkadaşlar? Circle Sobjes ekliyoruz. Bunu da şöyle vertex sayısını biraz yükseltebilirim. Tap ile moda giriyorum. F ile bir yüzey oluşturdum. Şöyle biraz büyültüyorum. Ve ekstra dediğim Z ekseninde de bu şekilde de bunu halletmiş olduk. Evet arkadaşlar bu şekilde de modelleme kısmını halletmiş olduk. Şimdi son olarak da bunu renklendirme kısmını gösterelim. Hadi yine de buna bir renklendirme yapalım. Öyle bitirelim videomuzu. Hemen başlayalım. Buna zaten default materyallara eklediğimiz zaman bunun üzerinden yapabiliyoruz. Low poly'nin de böyle bir güzel özelliği var arkadaşlar. Yani ekstra çok da bir şeyle uğraşmanız gerekmiyor. Şimdi bunu yaptık. Şuna bakalım. Evet şunları ayrı bir obje haline getirsek bence daha daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada ip kısımlarını Ctrl J ile birleştirdim gördüğünüz gibi. Şuna da New diyorum. Hemen gelelim şuradaki renklerden biraz daha koyu olanını seçebiliriz bunlara. Bunu seçiyorum. Buna da hemen şöyle açık tonlarda yine bir şeyler belirleyebilirim. Evet şöyle bir şey olabilir. Tamamdır. Bu objemize de şuradaki materyal atayabiliriz. Bunu seçiyorum. Shift'ine bunu seçiyorum. Ctrl L'den link materyal dediğimiz zaman bununla bunu atamış oluyoruz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Çatı kısmını komple bir seçip bunları tek parça haline getirebiliriz artık. Yanlışlıkla çatıyı da yanlışlıkla ahşap kısmı da seçtik. Tamam. Ctrl J diyerek bunları da tek parça haline getirdik. New diyoruz. Bunlar da şöyle kırmızı tonlarda bir şeyler yapabiliriz. Şöyle biraz daha şöyle açık tonlarda bir şey olabilir. Evet şöyle bir şey olabilir. Tamamdır. Şimdi bunlara da zaten defaultta bir materyal atanmış. Bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Burası da şöyle toprak tarzında bir zemin olduğu için bunu da şöyle bir şey olarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet renklendirmeyi de bu şekilde yapmış olduk. Evet arkadaşlar bu serimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte elimden geldiği kadarıyla Blender'da Low Poly olarak bir sokuyusu nasıl modellerini bunu göstermeye çalıştım. Yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir ders serisi olduğunu düşünüyorum. Eğer aklınıza farklı low poly ders serileri varsa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda bir sonraki serilerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.